Merhabalar. Arkadaşlar, kaçak akım rölesi neden atar? Attığı vakit ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir müdahale etmek gerekiyor? Evimizde hangi tesisatta kaçak akım olduğunu nasıl tespit etmemiz gerekiyor? Bunun üzerinde bir çalışma yapacağız. Hani sembolik bir sigorta kutumuz var. Tabii sembolik derken hani enerji falan var. Şimdi arkadaşlar, hani özellikle şunu bir ayırt etmemiz lazım. Kaçak akım ve kısa devreyi bir ayırt etmemiz lazım. Yani kısa devre olduğunda sigorta atar. Kaçak akım rölesi atmaz. Kaçak olduğu zaman kaçak akım rölesi atar. Yani faz ve nötrü şu an ben şöyle bir kısa devre yapacak olsam. Şuradan faz ve nötrü bir kısa devre yapacak olsam veya şuradan girişten. Yani kısa sigorta atar hani. Kaçak akım rölesi atmaz veya hani oradan attığımda ana şebeke atar da şuradan mesela bu şekilde arkadaşlar bir faz ve nötr üzerinden şu şekilde bir kısa devre yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Sigorta atmaz. Pardon, kaçak akım rölesi atmaz, sigorta atar. Hani neden sigorta atar? Şimdi şöyle, bunun hani manyetik koruma ve termik koruma özelliği yok arkadaşlar. Sadece kaçağa duyarlı bir röle bu. Kaçak akım rölesi. 30 miliamperlik hassasiyeti var. Yani 30 miliampere ulaştığı vakit kaçak doğrudan müdahale eder. Peki kaçak nasıl oluşur? Faz üzerinden toprağa enerji akışı olduğu zaman kaçak akım oluşur. Veya nötr üzerinden alıcıya gitmeden toprak hattına bir enerji kaçağı olduğu vakit, enerji akışı olduğu vakit buradaki faz ve nötr dengesizliğinden dolayı kaçak akım doğrudan röleyi tesisatı sistemi korumaya alır. Eğer ki bir kısa devre varsa, kısa devre olduğunda doğrudan sigorta devreye girer. Sigorta atar. Yani biliyorsunuz kısa devre olduğunda yani bir kaynak makinesi gibi oradan bir ne olur arkadaşlar? Ark oluşur. O arktan meydana gelen yüksek amperden dolayı doğrudan manyetik bobin devreye girer ve sigortayı hemen açar ve tesisatı korumaya alır. Eğer ki normal bağlı olan bir cihaz yüksek amper çektiyse bu kez de hani normal standartların içinde bir yüksek amper çektiyse bir metal devreye girer ve termik olarak yine sigorta devreye açar ve tesisatı korumaya alır. Yani kısa devre ile kaçak akımı önce bir ayırt etmemiz gerekiyor. Burada yani 3 fazlı bir sigortamız var. Tabii 3 fazımız canlı değil. Atlama yaptım. Birinci fazdan birinci sigortamı besledim. İkinci fazdan yine ikinci sigortamı besledim. Üçüncü fazdan gördüğünüz gibi şu kırmızı kablo üçüncü sigortamı besledim. Tekrar birinci fazdan aldığım hattan bu sigortamı besledim. Burada tek kalan sigortamı üçüncü fazdan da ne oldu arkadaşlar? Buradan da bu sigortamı besledim. Yani fazın birisi tek kaldı. Tek sigortayı beslemiş oldum. Fazın birisiyle yani şu ortadaki faz ile bir tane sigortayı beslemiş oldum. Bu şekilde atlama yaparak fazları çakıştırmadan atlama yaparak orantılı bir şekilde sigortalarımızı besliyoruz. Buradan da yine sigorta dairemize faz hatlarımız gidiyor. Yine nötr hatlarımız daireye buradan gidiyor. Toprak hattımız da buradan daireye gidiyor. Şimdi arızaya nasıl müdahale edeceğiz? Şimdi arızaya müdahale etmek için hani 3 kademeli bir arıza anlatacağım. Arıza tespit pozisyonu anlatacağım. Birinci pozisyonumuzda arkadaşlar öncelikle evimizdeki prizlerdeki bütün cihazları boşaltıyoruz. Hangi cihazları çekiyoruz? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, kombi. Eğer ki kombi doğrudan bağlanmış ise, sigorta konulmamış ise, sigorta olmayan yerden kombinin de enerjisinin prizden ayrılması gerekiyor. Yine klima varsa, doğrudan bağlantı yapılmışsa, doğrudan sigorta kutusundan bağlantı yapılmışsa, onun da yine enerjisinin ayrılması gerekiyor. Ve bir diğer konu şofben veya termosifon, şofben gibi cihazlar da yine doğrudan bağlantı yapılıyor. Sigorta konmuyor. Sigorta kutusundan yine bunların da sigorta kutusuyla enerjisinin bir kesilmesi gerekiyor. Oradan bağlantı yerinden enerji akışını keseceğiz. Ondan sonra değerli arkadaşlar tek tek prizlerimizi pardon cihazlarımızın fişini tek tek prizlere sokuyoruz. Eğer ki hangi fişi soktuğumuzda kaçak akım rölesi atıyorsa örneğin hani fişin birini soktuk. Bakalım. Tabii bu arada kaçak akım rölesinin kalkmış olması gerekiyor. Ve şu an kalkık vaziyette tek tek prizlerimizi
sokuyoruz. Hangi cihazın prizini soktuğumuzda, örneğin bu sigorta attı. İşte bu sigortaya bağlı olan cihazımız nedir? Örneğin hani bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini arkadaşlar kontrol etmemiz gerekiyor. Bulaşık makinesinde arıza olabilir, herhangi bir problem olabilir. O arızayı giderdikten sonra tekrar bulaşık makinamızı prize bağlayarak kullanabiliriz. İkinci bir arıza bulma yöntemi de, şimdi cihazlarda herhangi bir problemin olmadığını varsayarsak, bütün prizleri indirdik. Bütün faz sigortalarının prizleri demişim. Bütün faz sigortalarını, faz hattını indirdik ve kaçak akım rölesini kaldırdık ve kaçak akım rölesi kalktı. Demek ki arkadaşlar faz hattında bir kaçak var. Onu bulmaya çalışacağız. Eğer varsa. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Tek tek deneme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ne oldu? Kaçak akım rölesi attı. Demek ki şunda bir kaçak var arkadaşlar. Bu faz hattından öncelikle hani nereye gidiyoruz? Linyesine gidiyoruz. Bu nereyi besliyorsa hani bu hattına kadar gidiyoruz. Bu hattan hangi şeyle sortileri besliyor? Hangi prizleri besliyor? Hangi anahtarları besliyor? Hangi aydınlatmayı besliyorsa kademe kademe bu hattı kontrol ediyoruz ve kaçağı bulduktan sonra arızaya müdahale ediyoruz. Üçüncü bir arıza bulma yöntemimiz de, bütün sigortaları indirdiğimiz halde hala kaçak akım rölesi atıyorsa veya kalkmıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bir de ona bakalım. Mesela şu an kaçak akım rölesi gördüğünüz gibi tutmuyor arkadaşlar. Şimdi eğer ki faz hattında kaçak yoksa evimizdeki cihazlarda, herhangi bir prize bağlı olan cihazlarda veya sigorta kutusundan doğrudan prizlere bağlı olan cihazlara bağlı olan hatta kaçak yoksa, nötr hattında bir kaçak var mı? Yani nötr hattından toprağa bir kaçak var mı yok mu? Bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit etmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bütün nötr hattını bir boşaltıyorum. Nötr hattını boşalttım. Ve nötr hattını boşalttıktan sonra bakalım kaçak akım rölesi kalktı. Kaçak akım rölesi kalktığına göre benim nötr hattında bir problem var. Ve nötr hattını şu an tek tek takıyorum. Öncelikle bu nötrü taktım. Yine bunu da bağlıyorum. Üçüncü bir nötrüm var. Bakalım bu nötrü bağlayınca kaçak akım atacak mı? Evet, gördüğünüz gibi bu hatta, şu nötrün olduğu hatta, yine bu nötrün priz hattını, linyesini, bu hattını aydınlatmasını, lamba duyusuna kadar arkadaşlar komple kontrol ediyoruz. Bu nötr hattından toprak hattına bir kaçak var. Bu kaçağı tespit ediyoruz ve giderdikten sonra kaçak akım rölesini sağlıklı bir şekilde çalıştırabiliriz ve herhangi bir tesisatta arıza yaşamayız. 3 aşamalı bir kaçak akım rölesi ev tesisatındaki arıza bulma sistemini anlattım. Umarım faydalı olmuştur ve bunları hani arıza yöntemi olarak hani gösterdim, basit bir şekilde gösterdim. Kesinlikle hani evinizde müdahale etmeyin. Acaba ya şurada kaçak var mı, şurada kaçak yok mu falan bir deneme yapayım falan, böyle bir olmasın arkadaşlar. Çünkü tehlikeli, hani kesinlikle bunun işin şakası yok. Kaçak akımın veya elektriğin şakası yok. Herhangi bir kısa devre yaptığınızda oradan bir kıvılcımla evi yakabilirsiniz, ateş çıkabilir, kendinize zarar verebilirsiniz. Her türlü tehlikeye açık yani elektrik. Ondan dolayı kesinlikle müdahale etmeyin. Ben basit bir şekilde, böyle öğretici bir şekilde kaçak akım ve sigorta arasındaki hem farkı bilin, hem de kaçak niçin olur, bu ve arıza tespiti nasıl yapılır, bunu bu aşamada küçük bir simülasyon gösterdim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu kadar.